Kombinasyon ispat soruları örnek soru 1. Bu videomuzda kombinasyon ile ispat konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2n'in ikili kombinasyonu eşittir. n kare artı 2 çarpı n'in ikili kombinasyonu eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz. Kombinasyon ile ilgili karşımıza gelen eşitliklerin doğruluğunu gösterirken genelde iki yol söz konusudur. Birinci yol Kombinasyon formülünü kullanarak. Kombinasyon formülümüz nedir? N'in r'li kombinasyonu. Kombinasyonu şu yazımını da unutmayalım tabii ki. CNR. Bu tarz bir şeyi CNR biçiminde de yazabilirdi. Veya İngilizce müfredatta eğitim görenlerde N'i şuraya, R'yi şuraya mı koyuyorlardı? Şöyle bir yazım şekli vardı. Bu ikisinin yeri ters de olabilir. Aptal aptal onlarca yazıt üretilmişti. Çok değer vermeyin bunlara. Genel olarak en yaygın dünyada kullanılan budur. Bu tarz bir parantez içinde üstte bir şey altta bir şey koyduğumuzda bu bir kombinasyon göstermektedir. Şimdi bunun formülü n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Buradaki bu ispatı yaparken gidip İkisinin yerine de kombinasyon ifadeleri yerlerine bunları koyup karşılıklı işlemler yapıp birbirine eşit olduğunu gösterebiliriz. Bu yolu bazı üniversitelerdeki hocalar hiç sorunsuz biçimde kabul ederler. Ne demek istedim? Bunun kombinasyon ifadesini yazarsınız. 2n faktöriyel bölü 2n 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir deyip bu tarafta da kombinasyon ifadelerini açarsınız n kare 2 çarpı n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sonra iki tarafta, bu tarafta da işlemleri yapıp sadeleştirip, bu tarafta da işlemleri yapıp sadeleştirip, karşılıklı birbirinin tıpa tıpa aynası çıktığı gösterdiğinizde, bu ispatı bazı üniversite hocaları sonsuz biçimde kabul eder ki, bence kabul edilebilir bir şeydir. Zaten iki taraf eşit, iki tarafta da işlemleri yaptım, eşit çıktı. Demek ki bunlar eşittir. Ben de kabul ederim. Gayet mantıklıdır. Fakat bazı üniversite hocaları ise şunu beklerler. Bu eşitliğin bir tarafını alın, ona bir şeyler yapın, diğer tarafın çıktığını gösterin o işlemlerin sonucunda. Ben burada onu yapacağım. Mesela sol tarafı alıp sağ tarafın çıktığını göstermem oldukça zor. Zor mu bilmiyorum. Yani çok da zor olmayabilir. Ben Sağ tarafı alacağım. Sağ tarafta bazı işlemler yapacağım. Sol taraftakinin çıktığını göstereceğim. Dediğim gibi bu şekilde yaptığınızda bu ispat bence gayet geçerli ve düzgün bir ispattır. Ama bazı üniversiteler kabul edil etmediği için şu yapacağımız ise kabul etmeyecek bir üniversite söz konusu değildir. Şimdi bununla yola çıkacağım. İşlemler işlemler. En sonunda eşittir bu elde edeceğim. Şimdi bu birinci yoldur. Bu İngilizce görenler için algebraic metot veya e, combinational metot gibi isimler takılabiliyor. Bir de bunu sözler olarak hikayelendirme vardır. Şu an o sözler olarak hikayelendirme üzerine kurgulu bir çözüm ispatı yapmayacağım. Çünkü o şekilde bir istek yok, herhangi bir yöntem dayatması da yok. Bu tarz bir soruda bu şekilde çözebilirsiniz. Bazı üniversiteler özellikle o yöntemin kullanılarak çözümünün e, istendiği sorular sormaktalar. O kısım için bazı şeyler konuşacağız. Konu anlatımı da yapmam gerekecek. O yüzden o daha sonraki sorulara kalsın. Şimdi biz burada işleme başlayalım. Şuradaki kombinasyon ifadesini açalım. n kare artı 2 çarpı n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Şimdi devam edelim n kare buradan yapılabilecek herhangi bir sadeleştirme var mı? Varsa yapalım. Şuradaki 2 ile 2 faktöriyel gider. Şuradaki n faktöriyeli de alttakine benzetebiliriz. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Bunlar gitti. n kare artı Çarpalım şurayı da. n kare eksi n. 2n kare eksi n'e ulaştık. Ne ilgisi var şimdi sol taraftakiyle bunun? İşte ilgisini kurmakta zorlandınız. Şimdi bir taraftan başlayıp diğer tarafı elde etmeye çabalıyorsunuz. Zaten bunun buna eşit olduğu bilinen bir şey. O yüzden bu noktaya geldiğinizde tıkandığınız an bir sol tarafı açın bakalım. Sol taraftakini şu bu yaptığıma ben neler yaparsam sol taraftaki çıkar diye bir kafa yorum bu noktada. Zaten açmışım burada da. Hadi şuraya da açayım tekrardan. 2n faktöriyel bölü 2n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Demek ki ben burada böyle bir şey elde edeceğim ki sonrasında onun bu ettiğini söyleyip de ispatı bitirebileceğim. Yani bununla işlemlere başladım. Bunun aynısı çıktı diyebileceğim karşı tarafa. Şimdi şunu elde et, Şurayı bir n parantezine alalım. n parantezine alırsak ne oluyor orası? 2n-1 oluyor. Yukarıda 2n faktöriyeli oluşturabilmek için 2n çarpı 2n-1 yapalım. Sonra da her iki tarafı 2n-2 faktöriyelle çarpalım. Dediğim gibi şu yöntem çok daha basittir. 2 ile çarpıp 2'ye bölelim iki tarafı da. İki tarafı dediğim pay ve paydayı. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Şimdi buradaki 2 faktörel ifadesi geldi. Çünkü buradaki 2, 2 faktör geldir. Burada da 2n çarpı 2n-1 geldi. Şimdi 2n çarpı 2n-1'in yanına 2n-2 faktöriyel çarpımını getirirsek aşağıya da onunla çarpmamız gerekecek. O ifade 2n faktöriyeli verecek. Şimdi hem payı hem paydayı 2n-2 faktöriyelle çarpacak olursak Burada 2n çarpı 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 2 faktöriyel hepsi birleşir ve 2n faktöriyel eder. Bölü aşağıda ise şu 2n eksi 2 faktöriyel görünür. Bir de şu 2'nin yerine de 2 faktöriyel yazalım. Ve bu ifadede işte 2n'in iki ikili kombinasyonudur. Şu noktaya gelindiğinde tıkandığınız an bir taraftan diğer tarafa gitmeye çalışırken tıkandığınız an o karşıdaki ifadeyi bir açın. Ya böyle bir şey ben nasıl elde ederim? Ama bu işlemleri yapın işte. Gerekli işlemleri hem payı hem payda aynı sayıda çarptığımızda bir şey değişmeyeceği için yavaş yavaş buna geleceğiz. Bu bunun bir sadeleşmiş versiyonudur. Bu şekilde ispatı gerçekleştirmiş olduk. Hocanıza tabii ki sorun. İki tarafı açsak birbirine eşit olduğunu göstersek ispat kabul edilebilir mi diye sorduğunuzda kabul edilebilir diyorsa böyle şeylerle uğraşmayın. Gidin iki tarafı da yapın yapın sadeleştirin birbirine eşit olduğunu gösterin bitirin. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.